Heyecandan mı duruz gibi? Biri kırmızı koymuş. Her zaman bunu yapmak istemişsin değil mi? Merhaba arkadaşlar, Sezer Dünya kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Leonardo'yu kullanarak direksiyon seti tasarladık. Onu sizlere tanıtacağız. Evet, bildiğiniz üzere Leonardo direkt bilgisayarla haberleşebiliyor arkadaşlar. O yüzden hem pedallarımız var hem de direksiyonumuz var. Dilerseniz projenin detaylarına geçelim. İyi seyirler. Sistemimizi incelemek gerekirse gördüğünüz gibi pedallarımızın sistemi. 3 tane pedalımız burada. 6 milimlik kontrol plaktan kesilmiş ayakların yanına da 2 milim, 1,5-2 milimlik çıtalarla sağlamlaştırmışız. Ana gövde 18 milimlik duralikten kesilmiş durumda. Alt kısma gelecek olursak yine 6 milimlik, 4 milimlik kontrol plaktan parçalar yaptık kendimize. Ufak çıtalardan yine destek sağladık. Şurada motosikletlerin yedek parçaların içinde bulunan yaylardan aldım. Biraz sert o yüzden ama gayet güzel şekilde kullanabiliyoruz. 3 tane 10K'lık potlarımız şurada görüyorsunuz. Değerleri onlar gönderiyor. Yayla tutturmak için de köşe kullandım. Artı içinde her pedal için birer tane rulmanımız var. Rulmanımızın ismi de 608RS. Sinyal ve gerekli olan voltaj değerlerini taşıyan kablomuz zil teli. Alt kısım bu şekilde arkadaşlar. Üst tarafa gelirsek de direksiyon kısmımız. 3 tane buton var. İleride F-test yapacağız. Artı direksiyonumuz yine 6 milimlik bir kontur plaktan kestik. Çember şeklinde. Şöyle direksiyon kutusunu tasarladık. Şurada direksiyonun 900 derece dönmesi için dişli mekanizması. Yatak rulmanımız olmadığı için normal rulmanımız var. Yatak yaptık 3D printer'da. Çizimli açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Burası bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada da Arduino Leonardo'muz var. Derseniz bilgisayarda bu sistem kurduktan sonra gerekli programları inceleyelim. Joystick eksenlerine giriyorsunuz. Hemen buradan bir tane sensör ekliyorsunuz arkadaşlar. 4 tane potumuz var. Hepsi için birer tane eklemeniz lazım mesela şöyle. 4'ünü ekledikten sonra hemen şuradan burada A0, A1, A2, A3 yazıyor. Oradaki A0'lara kanmayın arkadaşlar. Leonardo çipimizin üzerinde database'ine bakmanız lazım. Hemen database'inden çipin hangi pinine bağlı olduğunu görmek istiyorsanız mesela analog 0'ın pini şurada analog 0 görüyorsunuz. Arduino'nun üzerinde tanıttığı pil A0 takmışsınız ama çipin ayak numarası F7'ymiş artık giriş yapacaksınız. Yani mesela ben direksiyon eklemişim. F7'yi bulacağım burada. Şuradan F7'yi seçtim. İlk kısım onunla ilgili arkadaşlar. Onu öğrendiniz. Şurada RX var. Mesela X'e eklemek istiyorum. Buradan arkadaşlar Arduino'nuz kaç bitle çalışıyorsa normalde Uno 8 bitle çalışıyor ama Arduino Leonardo çipi üzerindeki çip 10 bitle çalışıyor arkadaşlar. O yüzden onu seçeceksiniz burada. Buradan X2'yi seçmeniz yeterli. Burada da otomatik ortalama seçeneğini seçin. Başka hiçbir şey yapmadan mesela diğerlerini de ekleyin. Hepsini ekledikten sonra Save Set dediğiniz zaman Arduino'ya yüklenmiş olacak. Arduino'nuz göründükten sonra tıklayıp burada değerlerin kaç olduğunu göreceksiniz. Mesela ben yaptığım ayarları göstereyim size. Arduino'dan içindeki olan halihazırdaki ayarları çektik arkadaşlar. Birinci sensör F7 dediğim gibi bu direksiyon komutumdu. Yapmamız gereken tek şey direksiyona herhangi bir sorun yok. Ama gaz ve fren debriyajda potumuz tamamen dönmediği için 0'dan 1023 değerler arasında değer veriyor. Ama hepsini alamadığınız için mesela gazım Y ekseninde
310'a kadar çıkıyor sadece. O yüzden burada maksimum, hatta 313'e kadar çıkıyordu. Maksimum değer 313 diyorum. Minimum değer bıraktığım zaman mesela 63-64'te kalıyor. O yüzden minimum değer 64 yazıyorum. Orta değeri bulmak için de 313 artı 64 deyip 2'ye böldüğünüz zaman 188,5'lu çıkarsa ya bir altını ya bir üstüne yazarak burada düzeltme yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela diğerlerinde bunu uyguluyorsunuz. Butonları eklemek için de hemen joystick buton kısmına geliyorsunuz. Burada keypad kullandıysanız biliyorsunuzdur, satır sütun olarak ilk önce eklemelerini yapıyoruz. Mesela ben çipin kodlarına dikkat edin. C6 demişim. C6'ımız mesela dijital 5. pin. Ben oraya ortak pini bağladım. Yani satır olarak bağladım. Sütunlarda 3 tane sütunumuz var. 3 tane buton olduğu için. D0, D1, D4 çipin numaraları denk geliyormuş. Onları yazdım buraya. Ardından hiçbir şey yapmadan bir save yaparsınız. Save set yaparsınız. Yüklendikten sonra tekrar gelince mesela düğmeye bastığınızda şu şekilde görüyorsunuz. Birinci düğmeye bastığınız zaman mesela 1 yanıyor bu kombinasyona göre. Mesela 2'ye bastığımda 3 yanıyor. 4'e bastığımda, daha doğrusu 3. butona bastığımda 2 numaralı pin yanıyor. Değerlere göre de şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buton, birinci butonum burada 1 yazıyor ya, onu buton numarasını yazıyorsunuz buraya, birinci buton. Mesela 3. buton burada yazılı. 3 buton 3 olarak. 2. buton da 2 numarada yazılı şekilde. Buraya eklemek için de şuraya çift tıkladığınız zaman mesela şöyle nokta nokta görünecek. Çift tıklayıp şuradan numaradan seçiyorsunuz. Mod kısmına gelince de yine çift tıklayıp burada değişik modlar var. Ben switch kısmını ekledim. Sadece butonu basınca o da anlaması onu yeterli. O yine set dediğiniz zaman bunu yükleyecek. Oyunumuzu açtık. Hemen oyun açtıktan sonra seçenekler, Euro Truck için anlatıyorum. Kontrollere giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan direksiyonun adı altında görüyoruz joystick'imizi. O yüzden hem klavye hem direksiyon, yani joystick'le çalışsın. Burada ikinci kontrolcü olarak direksiyon ekliyoruz. Streslerimiz gerçek otomatik. Yüksek güç modu şu an zaman. Direksiyon hassasiyetini ayarlıyorsunuz buradan. Daha sonra geri bildirim olmadığı için direksiyonumuz da onları kapalı daha. Şimdi bunları seçmek için eksen kısmına boş diyeceksiniz de bunları. Onun yerine hemen tıkladıktan sonra şöyle biraz sol yapınca ya biraz sağ yapınca ekleyecek otomatik olarak. Hemen gaz eksenini ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde boş diyecek bunda. Siz yine tıklayıp bir defa pedala şu şekilde basmanız yeterli, hemen ekleyecek onu. Fren ekseni eklemek için yine basıyorsunuz. Yine freninize basınca otomatik olarak onu algılayacak. Ardından debriyaj ekseni. Debriyajımız kullanmıyoruz ama eklemek istersek yine bir daha basacağız üstüne. Debriyajımızı da bir defa basacağız. Eklenecek. Tuşlar ve düğmelere geliyorsunuz. Butonlara yani. Ben burada üstteki iki butonu vites atmak için olacak. Vites yükseltme hemen şuradan buluyorsunuz. Shift ve CTRL'de vites yükseltme ve alçaltmaydı. Onu yine boş olacak sizin burası. Onu tıklayıp butonu bir defa dokunmanız yeterli, hangi düğmeyi atamak istiyorsanız. Yine küçültmeyi bir defa üstüne tıklayıp hangisini eklemek istiyorsanız basacaksınız. Yine motora çalıştırma ve durdurma, onu da ekledikten sonra. Oyunun içinde de ayarlarımız bu. Ne kadar geldi, o kadar.
kötü ayarlayayım. Heyecandan mı kırmızı gitti? Biri kırmızı koymuş. Araçımız. Neyiz? Her zaman bunu yapmak istemiştim. Duvara çarpınca ne olacak? Çok ehliyet almışsın sen. Aynı benim hesabım işte. Tamam, topladım. Kazalar böyle oluyor işte. Çalıştın da et. Lan ben de bu iş. Araban sardı. Tabi etti. Mersi bastı. Projemizi daha geliştirmeye devam ediyoruz. Üzerine debriyajı kullanamadık biliyorsunuz şu anda. Heftesimiz olmadığı için. Gerek heftes yapacağız. Gerekse daha başka butonlar eklenecek üstüne. Birkaç eksiği var. Eurotrack kullanmak için bu eksikler. Elimizde olanlarla yaptık şu an. Zaten direksiyonumuzda bildiğiniz gibi
tahtadan kestik. Hazır alamadık. Aynen. Geliştirmeye devam edeceğiz. Versiyon 2, versiyon 3 şeklinde devam edeceğiz inşallah. Evet. Lütfen beğenirseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı, kafanıza takılan bütün soruları yorumlar kısmına sormayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Umarım başka projeler ve videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.